havuzlara, büyük havuzlara atıyoruz. Orada da besliyoruz, büyütüyoruz. Ortalama işte hasat ettiğiniz diyelim ki 50 milyon yavruysa bir 5-10 milyon payımız oluyor yani içine. Bir de dediğiniz gibi doğal olarak da dalyanlarda ve peylerde oluyor bu yumurtlama olayı. Doğru işine balıkları atıyoruz. Önce biz balıkları üreme olmasına gelmeden önce bir hormon veriyoruz yumurtlamaya, yönetiyoruz onları. Sonra da bir dikiş atıyoruz ki suya bırakmasın yumurtasını diye. Çok daratmayın ki. Küçükleri saydığımız zaman yaklaşık 3.000-3.200 civarı çıkıyor. Yarımla. Büyü de var içinde. Yok sayın abi, onlar biraz daha azman olanlar, iyi besleyin. Telef etmeyin balığı. Döksün. Hakan Bey döksün. Hakan Bey. Sen için. Bu kadar yetiyor değil mi bunlar? Daha fazlası ölür mü? Yani. Daha fazla yoğun olmaz sayın abi. Biz bunları alıp büyük tanklara aktarıyoruz şimdi. Beyaz tank. Buradan bu havuzda yaklaşık 3 milyona yakın balık şey yapıyoruz sayın abi. Böyle 5-6 havuzumuz var. Şu aşağıdakiler de aşağıdakiler de aynı sayın abi. Bugün iddiatımızı başlayacağız göre. Sayın Valim. Konya ile gelecek. Yaklaşık 2.600.000 balık vereceğiz onlara. Evet sayın abi. Sağdıktan sonra buraya atıyoruz sayın abi. Açıldıktan sonra şey. Evet, evet sayın. Yumurtadan açıldıktan sonra sivrisinek gibi biz buraya atıyoruz. Ondan sonra ilk beslenme zamanlarında şeyle besliyoruz sayın abi. Yumurta sarısıyla besliyoruz. Yaklaşık bir hafta kadar yumurta sarısı, daha sonra ağız açıklığı kaynatıyoruz, gölün içine atıyoruz. Yumurta sarısını. Evet, evet sulandırıp. Eziyoruz onu, sulandırıp. Daha sonra mikron boyuttaki yemlere geçiyoruz. Ağız yani o kritik için. Dönem aslında. O dönemde iyi baktığınız zaman bir sonrasında şey oluyor, toparlıyor. Bir de hastalık kaptırmadığınız zaman. Bu şey değil değil mi? Suyu. Buraya atıyoruz. Yani. Açıldıktan sonra. Evet. Yumurtadan açıldıktan sonra. Yaklaşık bir hafta kadar yumurta sarısı, daha sonra ağız açıklığı hale geliyor. Bitiyorum abi. Abi orada şurayı. Lafiyi düşünüyorum. Yok, yok. Büyük yalanlar.